İyi günler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kur'an'da geçen huruf-u mukatta harflerinden bahsetmek istiyorum. Huruf-u mukatta ne demektir? Kesmek, bir şeyi bütününden ayırmak manasına gelir. Bu harfler 14 tanedir. Bu harflerin içinde kullanılan en çok elif ve lam harfidir. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Araf, Hud, Yunus, Yusuf, Rad, İbrahim, Hicr, Yasin, Tahsin suresinde bulunur bu kesik harfler. Şimdi onlar 14 tanedir. Elif, lam, mim. Aslında elif, lam, mim diye uzatılır ama ben şimdi kısa olsun diye uzatmadan söyleyeceğim. Elif, lam, mim. Elif, lam, ra, sat, kaf, nun, yasin, tahsin, hamim. Elif, lam, ra, tahsin, mim, taha, elif, lam, mim, sat. Hamim, ayn, sin, kaf, kaf, ha, ya, ayn, sat. Huruf-u mukatta Allah ile Peygamber Efendimiz'in arasında şifreli konuşmadır derler. Kur'an'da 114 sure vardır ama 29 surenin başında bu huruf-u mukatta harfleri yer alır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu inanmayanlara meydan okumak için bazı surelerin başına getirilmiştir. Bunları dinlersen duaların kabul olur. Elif Allah demek, Lam Cebrail, Mim de Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yorumlarda yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in sırrı, mucizesi olarak tanımlanan huruf-u mukatta tam bir koruyucu duadır. Bu harfleri okumak, yazarak üzerinde taşımak kişiyi her türlü kötülüklerden, sıkıntıdan Allah'ın izniyle korur. Bu harfler ilahi bir şifredir. İnsan aklı onun manasını anlamaya güç yetiremez. Bu şifrenin anahtarı Peygamber Efendimiz'in elindedir. Cenab-ı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına bir takım manevi işaretler vermiştir. Yine aynı şekilde yazıp okunursa insanı şifa verir, maddi manevi birçok şeye kavuşulunur. Şimdi Kur'an'da gördüğünüz gibi Yasin, genelde mukabelelerde hocalar hamimlere gelince dilek dileyin derler, biliyorsunuz. Demek ki onun da bir manası var ki bize hocalar öyle söylüyorlar. Hamim, ayn, sin, kaf. Bunda da huruf-u mukatta harfleri var. Ben şu şekilde kağıtlara yazdım. Çantamda taşıyorum. İnanın çantamda para eksik olmuyor bunu taşıdığım zaman. Dışarı çıkıyorum. Yapılacak işlerim olursa Allah'ım tez vakitte işlerimi rast getiriyor. Taha, Tahsin, Sat, Tahsin Mim, Yasin, Elif, Lam, Mim, Sat, Hamim. Bunları bu şekilde yazın. Zaten okuyabilirsiniz de. Bir dakikanızı bile almaz bunlar. Bu şekilde cüzdanınıza koyun. Ya da çantanızın gizli bir bölümünde saklayın. Bu şekilde. Çocuklarınıza da öğretin bunları. Bunun içinde çok çok güzel dualar var. Bu huruf-u mukatta harfleriyle edilen duaları Allah'ım kabul ediyor katında. Mesela dua edeceğiniz zaman bu harfleri baştan söyleyin, sonra duanızı edin. Allah'ım tez vakitte zaten kabul eder. Yani bu huruf-u mukatta harflerin sırrını insan anlatmakla bitiremez. Bunun havas ilmi de vardır bu şekilde. Huruf-u mukatta harflerinde bir müddet ebced değerlerince zikretmek çok büyük şeylere tanık olmak demektir. Mesela baş ağrısını kesik kesik bir şekilde okununca migrenin azalacağını göreceksiniz. Ebced değerlerine uyaraktan okunulmalı. Yani mesela ebced değerleri taha, bakıyorsunuz zaten internette bulabilirsiniz bu şeyleri. Ebced değeri kaç oluyorsa. Kiminin 100, kiminin 200 oluyor. Ben size şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ebced değerlerine göre okuyunca havas ilmi deniyor buna da. Ebced değerlerine göre okununca
Tabii o değerlerince zikredeceksiniz. Günlük. Mesela bir tane kelimeyi alın. Elif, lam, mim. Onu günlük zikredin. Sonra da dualarınızı edin. İnanın bu şekilde edilen duaları Allah'ın katından geri çevirmiyor. Yeter ki bizler dua edelim. Sizi fazla meşgul etmeyeyim. Videomu kısa keseyim. Teşekkür ediyorum beni dinleyeceğiniz için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sakın bunu ihmal etmeyin. Kağıtlara yazın, çantanızda taşıyın. Bu da bir şekilde tılsım olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.